Başta dosyalar onaylandı. Bakar mısın? Oğlumla iki arkadaşı gece bir yerden çıkmışlar. Taksi bekliyorlar. Bir araba hızla dalıyor bunlara. Üçüne de çarpmış. Çok lüks bir araba Sezai Bey. Milyonluk. Oğlum orada hayatını kaybediyor. Başın sağ olsun. Öbür ikisi yaralı. Arabayı kullanan çocuğun yaşı küçük, alkollü, ehliyetsiz. Kaçıyor tabii kaza yerinden. Çocuğun annesi arkada başka bir arabada. Ne ambulans çağırıyor ne bir yardım çağırıyor. Yaralılar çağırmasın diye zorla ellerinden alıyor telefonu. Sonra da oğlunu yurt dışına kaçırıyor biliyorum. Ya vicdanları da mı yok bunların? Nelerine güveniyorlar bunlar? Benim evladım bir can almış olsa tutup kendi elimle teslim ederim polise. Vicdanı olan insan bunu yapar çünkü. Bunlarda merhamet yok. Aslan gibi oğlumu kaybettim ben Sezai Bey. Hayatının baharında oğlumu kaybettim. Bunu da mı yapacaksın? Arkadaş katili mi olacaksın sonunda ha? Baba bilerek olmadı. Yemin ederim bilerek yapmadım. Kazaydı baba, bilerek yapmadım. İpek, ya arkadaşını göz göre göre merdivenlerden itmişsin. Ölümüne sebep olmuşsun işte. Sana bu saatten sonra yapacak bir tek iyiliğim var. Bu videoyu götürüp polise teslim etmemek. Bu da rahmetli annenin hatırına, tamam mı? Aslan gibi oğlumu kaybettim ben Sezai Bey. Benim evladım bir can almış olsa tutup kendi elimle teslim ederim polise. Vicdanı olan insan bunu yapar çünkü. Bana çarpmak isteyen kızınmış. Beni öldürmeye çalıştığını bile bile. Neyi bekledin Sezai? Senin bu evlat sevgin hastalıklı. Sen kızına esir olmuşsun. Bugün bu kız beni öldürmek istiyor. Benden hoşlanmıyor. Peki yarın? Yarın başka birinden hoşlanmayacak ve onu öldürmeye çalışacak. Belki de öldürecek. Bunu ancak sen sonlandırabilirsin. Gülüm, benim işim var. Kapıyı açar mısın? Oh, oh, oh. Kime diyorum? Bir işin ucundan da tutsan ne olur sanki? Sezai abi. Baba. Baba, biliyordum benden vazgeçemeyeceğini. Konuşacaklarımız var, oturur musun? Baba. İpek, konuşacaklarımız var. Otur lütfen. Yirmili yaşlarındaymış daha Serra. Hamile üstelik. Gencecik bir kadını karnında doğmamış çocuğuyla ölümüne sebep oldun sen. Nereden çıktı şimdi bu laflar? Benim ama bunların sebebi. Sorumlusu benim. Biliyorum. Ben sebep oldum. Senin bu kadar duygusuz, bu kadar vicdansız, bu kadar sorumsuz olmanın sebebi benim. Bu yanlışlara ben ittim seni. Ne diyorsun baba? Annen. Ciddi ruhsal sorunlar olan bir kadındı, biliyorsun anne. Sürekli mutsuz, her şeyden şikayet eden, ne yaparsam yapayım. Cehennem gibi. Sana da bulaştırıyordu mutsuzluğu. Sırf sen etkilenmeyesin diye korumaya çalıştım, anlayışlı davrandım. Her şeyine o tamam dedim. Bütün yanlışlarını görmezden geldim.
Yanlışmış ama. Öyle yapmamalıydım. Seni bu kötülüklere iten ben oldum. Ne olur böyle konuşma. Sen elinden geleni yaptın biliyorum. Yapmadım. Keşke yapabilseydim. Kararımı değiştirdim. Kararımı değiştirdim. Bu cinayeti kabullenmiyorum ben. Kızımın bir katil olduğunu bilmenin vicdan azabıyla yaşamayacağım. Ne? Ne yapacaksın? İhbar mı edeceksin beni? Yok. Sen gidip kendin teslim olacaksın. Baba ne diyorsun? Abi kurban olayım abi. İnsan kendi öz evladını... Ne var sen sus. Tamam mı? Senin konuşmaya hiç hakkın yok. Bu kızın bu hale gelmesine en az benim kadar suçlusun. Biliyorsun. Yaptığı her şeyi görmezden geldi. Bütün suçlarını örtbas etti. En az benim kadar suçlusun. Sus. Evet. Hadi kızım giyin. Giyin gidiyoruz hadi. Ya baba sen ne dediğini farkında mısın? Farkındayım. Gideceksin. Teslim olacaksın. İtiraf edeceksin. Serra'yı ben ittim diyeceksin. Cezanı çekeceksin tamam mı? Hadi yanındayım ben senin babanım. Arkanda olacağım merak etme. Gerçekten kendi kızını ellerinle hapse mi yollayacaksın sen? Ha? Yapabilecek misin bunu? Yapacağım. Gideceksin itiraf edeceksin. Cezanı çekeceksin ve yeni bir insan olarak yeniden başlayacaksın. Güzide peki? Aynı şeyi Güzide yapsa onu da ellerinle hapse yollayacak mıydın acaba? Tabii ki gönderirdim. Suçluysa eğer cezasını çekmesi için ne gerekiyorsa yapardım. Hiç sanmıyorum baba. Hiç sanmıyorum. Sen o kadını hep bizim ailemizden önde tuttun. Onu pamuklara sarıp sarmaladın öz kızın yerine. Hiç zannetmiyorum. İpek yeter ya. Yeter kızım ya. Hep aynı terane. Kalk gidiyoruz hadi. Hayır. Hayır gelmeyeceğim ben hiçbir yere. Bırak beni. Gelmiyor musun? Gelmiyorum. Tamam. Sana 3 gün süre. 3 gün. Düşün taşın kararını ver. Ya gidip teslim olursun ya da seni ihbar ederim. Hiçbir yere kaçamazsın. Bulurum seni. Buldururum. Ona göre. Yetişkin bir kadınsın sen artık ya. Yaptığın ettiğin her şeyin sorumluluğu kendine ait. Onların bedelini ödeyeceksin. Yaptıkların yanına kar kalmayacak. Bunu öğren artık. Ancak o zaman benim kızım olursun. Sana 3 gün müsaade karar vermen için. Abi yapma, kurban olayım yapma. Aa, Sezai. Hoş geldin, hayrola? Hoş bulduk. Otursana. Güzide. Ne oldu? İpek. İpek Serra'yı öldürmüş. Ne? Kızım katilmiş. İnanamıyorum. Babam, benim öz babam beni hapse attırmakla tehdit etti. Bir çöpten farksızmışım onun için inanamıyorum. Olur mu öyle şey gülüm? O senin baban zamanla... Dokunma! Dokunma bana! Geç otur ne olursun otursana. Ben kızımın saçını teline kıyamazdım ya. Katil çıktı. Bakar mısın? Vicdansız, acımasız bir katil. Sezai nasıl öldürmüş? İtmiş Serra'yı. Merdivenlerden itmiş. Yani kaza falan değil, kasten, tamüden.
Sen nereden biliyorsun? Tarık söyledi. Tarık mı söyledi? Videosu var. Videosunu gösterdi, getirdi. Bak. Basbayağı itmiş. Allah aşkına, sen Tarık'ın söylediği şeye ne inanıyorsun? Bunun yani montaj olmadığını nereden biliyoruz? Sen bunu bir kontrol ettirdin mi? Ettirdim, ettirdim. Keşke montaj olsaydı. Gerçek. Bu bir İpek'in oturduğu binanın güvenlik kamera görüntüsü. O nasıl bulmuş? Onu bilmiyorum. Onu getirdi bana Tarık. Dedi ki Güzide ile boşanmazsan eğer bunu dedi polise teslim edeceğim ve sen artık kızını hapislerde görürsün ancak dedi. Hasretim bağlandı. Yanlış yaptım. Götür kime verirsen ver, ne yaparsan yap. Kızım da olsa cezasını çeksin demeliydim. Diyemedim, yapamadım bir türlü. Güzide, ben bu yüzden boşanma davası açtım sana. Bunu bil. Ama çektim talebimi. Yani buraya gelmeden önce. Benim için fark etmez zaten. Sana karşı hatam çok, biliyorum. Beni gönlünden çıkartmanı da anlıyorum. Ben çok önce yaptım bu hatayı. İpek seni öldürmeye kalktığında o yapmalıydım gereğini. Ama yapamadım. Babalık nasıl bir şeymiş. Ama konuştum. Konuştum. 3 gün süre verdim. Kızım gidip teslim olacak. Olmazsa? Olacak. Olmazsa ben kendim ellerimle teslim edeceğim, ihbar edeceğim onu, yapacağım. Bir katilin suçunu örtbas edecek bir adam değilim ben. Bu kızım da olsa bunu yapamam. Güzide, ben senden vazgeçmem. Ben seni gönlümden çıkartamam. Sen ne yaparsan yap. Sen benim her şeyimsin. Bu böyle. Ne yaparsan yap. Ben senden vazgeçmem. Kadriye ile de konuştum. Kahraman... Yok. Ben o konuyla ilgili bir şey duymak ya da bir şey konuşmak istemiyorum. Allah'ın belası, Azra, öldüreceğim onu. Her şey onun yüzünden oldu. Her şey onun yüzünden oldu. Öldüreceğim o kızı. Öldüreceğim o kızı. Şimdi senin yerini bulup geberteceğim seni. Bitti işin kızım senin. Ne yapacaksın? Gülüm, onu da mı öldüreceksin yoksa ne yapacaksın? Cezası pislik. Hesabını da kapatmış pislik. Peki. Gülüm, bir sakin ol. Bir otur, bir çay yapayım sana. Ha? Ne çayı ya? Ne çayından bahsediyorsun sen bana? Benim babam beni hapse attırmakla tehdit etmiş. Oturup seninle çay mı içeceğim? Eyvahlar olsun, o kızı da öldürecek yarabbim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Düşün. 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 Ne yapacağım? Peki. Gülüm, ne oldu? Niye öyle daldın bakıyorsun? Nana, bugün 3 gün oldu ya. Ne demek ne oldu? Canım, baban sana kıyıp da polislere verebilir mi? Hayatta olmaz öyle bir şey. Mümkün değil. Bana dediklerini duymadın galiba. Sen benim kızım değilsin dedi bana. Umurumda değilsin artık dedi. Her şeyi yapabilir şu an. Polise de verebilir, hapse de attırabilir. Canım, sen Sezai abiyi tanımıyor musun? Öfkelenince eser gürler... Sakinleşince de pişman olur. Tanımıyorum Nana. Ben kendi babamı tanıyamıyorum artık. Hele o kadının etkisi altına girdiğinden beri yaptığı hiçbir şeye anlam veremiyorum. Kesin o doldurdu babamı yine. İhbar et İpek'i. Hapse girsin dedi kesin. Hı. İstediği kadar doldursun. Sen Sezai abinin biriciğisin, bir tanesisin Gülüm. Öyle mi diyorsun?
Tabii öyle diyorum. Senin eline kıymık batsa Sezai abinin kolu kopar. Nerede hapse attıracakmış? Ne oldu? Bizim telefonlarımız yok Nana. Telefonlarımız yok. Babam arayıp ulaşamazsa köpürür. Yani ihbar edeceği yoksa bile ihbar eder. Kaçtığımızı düşünür. Ay doğru söylüyorsun. Olabilir vallahi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben hemen gidip telefon alacağım. Gülüm bana da bir tane al. Bak memlekette kaç zamandır konuşamıyorum. Tamam tamam alırım merak etme çıkıyorum ben. İyi hadi güle güle. Baba. Sen niye hala buradasın? Teslim olmadın mı? Telefonlarımız çalındı da bizim. Telefon almaya çıkıyordum ben. Eşyalarını hazırla. Kendine küçük bir çanta yap. Emniyete beraber gideceğiz. Baba ne olursun. Baba. Baba. Baba yalvarırım beni bir beş dakika dinle ne olursun. Sana eşyalarını hazırla dedim İpek. Baba yalvarırım ya yalvarırım bir beş dakika kendimi açıklamama müsaade eder misin? Ben sana üç gün verdim. Ne beş dakikası? Üç gün. Süren doldu. Gidiyoruz emniyete yürü. Abi benim hatırım için bir kerecik ne olursun. Nevakes. Konuşma ne olur. Yürü kızım hadi gidiyoruz. Baba yemin ederim isteyerek olmadı. Ya ben isteyerek birinin canını kıyabilecek bir insan mıyım baba? Bir kazaydı çok kötü bir kazaydı. Ben sadece itmek istemiştim. Düşeceğini bile tahmin edemedim. Tamam işte. Mahkemede anlatırsın. Kazaydı dersin. İstemeden oldu dersin. Baba. Şimdi gidiyoruz. Hadi. Baba hayır 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 baba ne olur birazcık acı bana ben yaşayamam hapislerde falan. Bak yemin ederim bir daha hiç karşına çıkmam yoluna çıkmam tamam Kanada'ya giderim ne istersen onu yaparım baba ne olursun. Peki hazırlan gidiyoruz tamam mı? Baba bırak ya gitmeyeceğim ne olur acı birazcık bana baba bir yere gitmek istemiyorum. Tamam hazırlanmıyorsun madem böyle gidiyoruz yürü. Baba hayır hayır bırak beni gitmek istemiyorum. Kes. İpek gidiyoruz yürü. Baba bırak ne olur acı birazcık bana hiç mi acımıyorsun ya? Yürü. Baba baba dur dur. Bana acımıyorsan karnımdaki torununa acı. Torunun mu? Hamileyim ben. Abi, otursan mı artık ha? Sakinleşirsin. Babası kim peki? Baba, lütfen. Kızım bebeğin babasını soruyorum. Ne var bunda? Söylesene. İpek, karnındaki bebeğin babası kim kızım? Cevap versene. Ne var? Sen biliyorsun. Yok abi bilmiyorum. Bak biliyor da söylemiyorsan. Nereden bileyim abi? Vallahi billahi bilmiyorum. Kızım karnında kimin bebeğini taşıyorsun? Söylesene ismini. Baba ne olur bana bir şey sorma. Sorma söyleyemem. Söyleyemez misin? Kızım bebeğin babasını nasıl söyleyemezsin sen? Delirtme beni. Cevap versene. Kim? Voltan. Ha? Ne? Anlamadım. Yüksek sesle söyle. Ne diyorsun? Voltan. Voltan? Bebeğimin babası. Voltan Kaşifoğlu. Voltan Kaşifoğlu. Voltan Kaşifoğlu. Bebeğim, bak. Sen... Baba. Ne diyorsun kızım baba, sen? Baba iyi misin babacığım? Doktor çağıralım mı, iyi misin? O sanki aşif oldu dedi.
baba. Babacığım iyi misin? Nana. Abi hiç şunu gözünü seveyim. Benimle aynı yaştaki adam çocuk yapmış. Aşık oldum baba. Çok sevdim ben Altun'u. Allah'ım. Altun. Baba.